Tekrar merhabalar. Bir önceki videomda zinciri nasıl çektiğimi, sık iğneyi nasıl yaptığımı ve sık iğneyle kesmeyi göstermiştim. Bu videomda da çakma trabzan göstereceğim ve çakma trabzanla nasıl kesme işlemi yaptığımızı göstereceğim. Patiklerde genellikle biz çakma trabzanla kesme işlemi uyguluyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi bunu bir zincir olarak değil de patiğin üzeri olarak düşünelim. Şimdi zincir çektim bir miktar. Hemen üçüncü veya dördüncü ilmeğime batacağım. Şimdi çakma trabzan demek ne demek? Başına bir defa dolayıp battık diyelim ki, örüyoruz. Bu üçlü ilmeği oluşan üçlü ilmeği bir kere de çekme işlemine biz çakma trabzan diyoruz. Bazen böyle yazdığımız zaman yorumlarda hani sorduğunuz bir soruya çakma trabzan ne diye soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar eğer yeni başladıysanız ve doğal olarak bunu hiç duymadıysanız size garip gelebilir çakma trabzan. Ve ben anlıyorum ki ilk videolarımda bile ben bu terimi kullanmışım. Gerçekten ilk videolarım yeni başlayanlar için olmamış. Üzülerek bunu yeni anladığımı belirtmek istiyorum ve böyle bir video hazırladık, video serisi diyelim. Bilenler için çok basit gelecek ama arkadaşlar inanın o kadar çok soru geliyor ki ben bu video serisini hazırlamayı artık kendime bir borç bildim. O yüzden şimdi tekrar gösteriyorum. Çakma trabzanı. Başına bir kere dolayıp ilmeğe batıyoruz. Çıkardık. 3 tane burada ilmeğimiz var. Bunun hepsini bir kere de örmek gerekiyor ve bu çakma trabzan oluyor. Tekrar başına doladın. Sık iğneden biraz daha yani iki sıra sık iğne örmek gibi bir şey çakma trabzan. Bakın. Trabzan kadar uzun değil. Sık iğne kadar da minik minik değil. İki sıra sık iğne örmek gibi. Şimdi biz bununla nasıl kestiğimizi gösterelim. Genellikle bot patikleri örerken yapıyorum. Bebek patiklerini örerken kullanıyorum ama birçok alanda da kullanılabilir. Şimdi ben tekrar başına doladım. İlmeğimi aldım ve çıkardım. Bunu hiç ellemiyorum. Tekrar başına doluyorum. Tekrar yandaki ilmeği alıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 5 tane ilmeğim var. Bunun hepsini bir anda çektiğiniz zaman kesmiş oluyorsunuz. Bakın. Şunlar normal ördüklerimiz. Bunlar kestiğimiz. Şimdi tekrar bir kesme işlemi gösteriyorum. Başına doladım. İlmeğimi üçledim. Tekrar başına doluyorum. Tekrar aldım. Oluşan 5 ilmeğimi bir defa da çekiyorum. Bakın hemen zaten toplamaya başlıyor. Şimdi normal olarak devam edeyim. Bir tane doladım. 3 ilmeğim var. Bir seferde çektim. Bakın hemen nasıl zincirin şeklini değiştiriyor. Çakma trabzan ve trabzanla çakma trabzanla kesme işlemimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.